Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün aracımızın beygir gücünü öğrenmek amacıyla aracımızı dyno testi yaptırmaya getirdik. Mekanımız Dyno Auto Expertiz. Aracımız 2006 model 1.5 Almera. Orijinalde 98 beygir. Bakalım dyno testi sonucunda beygirimiz kaç çıkacak? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Öncelikle aracımızın güvenliği için aracımız zincirlerle bağlanıyor. Herhangi bir aksilikte sebep vermemek amacıyla. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda aracımız şasilerinden güvenlik amacıyla bağlandı. Yalnız şunları belirtmekte fayda var. Aracımızın jantları 16 inç orijinal jantlar. Fakat kışık lastikler mevcut. Bu dyno testinin daha sonraki ilerleyen zamanda yine orijinal 17 jantlarla. Fakat performans lastikleri tekrar da deneriz. Arada bakalım performansla ne kadar oynuyor. Hızla beygir gücünün ne kadar artış var, ne kadar kayıp var. Bunları tekrar test ederiz arkadaşlar. Daha iyi çıkar bence.
Bunu yazdırdın mı abi? Arkadaşlar benzinde verilerimiz oldukça düşük çıktı. Motor gücü. LPG'de de alalım. Arkadaşlar LPG'de test edecek. Aynı testi. Bakalım LPG'deki veriler nasıl olacak? LPG ayarı yazıldı mı aracı? Yapıldı, evet. Benzin verilerimiz oldukça düşük çıktı. Arkadaşlar aynı testi bir de LPG'de yapıyoruz şu anda. Az önce benzinde yapıldı. Şu anda LPG'de yapıyoruz. LPG'nin verilerine bakalım. LPG değil mi? Ben... 86. Nasıl böyle bu kadar fark etti? Vay be. Arkadaşlar LPG testinde şu an tam veriler bakın burada gözüküyor. 84.5 beygir verdi arkadaşlar. LPG testinde. Benzin testinde 68 beygir verdi. Yani LPG daha yüksek çıktı, hayret çok hızlı bir şekilde. Neden böyle fark etti? Ara sürekli LPG'de çalıştığı için LPG performansı her zaman daha iyidir. Öyle mi? Tabii. Vay be. Vay be fark etti. LPG'de 13 saat var. Motor LPG'ye sağlamlıktan dolayı LPG'de performansı yüksek olur. Evet arkadaşlar, duydunuz arkadaşlar, yetkili arkadaşlar. LPG'nin verileri oldukça yüksek çıktı. Beni şaşırttı. Biz zannederdik benzin daha fazla zannederdik benzin gücü ama LPG'nin verisi daha iyi çıktı. Normalde sürekli benzinle çalıştırdığın zaman benzinde performans daha yüksek olur. Ama sürekli LPG'de çalıştığı için araç artık LPG'ye uyum sağlıyor. LPG'de daha iyi performans veriyor. Benzinde düşük veriyor. Pervana fark edilir mi? Yok. Yanıltmaz değil mi? Arkadaşlar daha önce testin sonuçları bu şekilde. İki testte gösterdi ki araç arkadaşlar belirttiği gibi LPG'ye uyum sağlamış. LPG'deki veriler daha yüksek çıktı. Yani herkesi şaşırtan bir veri oldu. Son. Aynen. 200 gördü mü? 200 gördü. Benzinde de 200 görüyor, LPG'de de aynısını, benzinde de aynısını görüyor. Evet arkadaşlar, görüyorsun yetkili arkadaşın dediğine göre aracımız 200'ü görüyor. Aynen, hem benzinde 200'ü görüyor, hem LPG'de 200'ü görüyor. Yani ikisinde de 200'ü rahat yani veri olarak görüyor. Aslında veri olarak aslında güzel ama beygir gücü olarak şaşırtıcı çıktı. Veri olarak şöyle, hani benzinli araçta LPG olduğu için, LPG'de sürekli çalıştığı için artık bu araç LPG'ye uyum sağlıyor. Yani LPG'de diyorlar ki, yani, LPG uyum sağlamıyor. Yok, LPG uyum yanılsıyor.
TNG'ye uyum sağlamasa bu performansı vermez. Yani düşük verildi. Daha benzinli mesela bunda 86 verildi. Benzinle daha da düşük veriyor. Çünkü LPG daha iyi. Daha uyum sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü line testing konusunda böyle şaşırtıcı çıktı. Benzinli araçlara LPG takıldığı zaman genelde sürekli LPG'de çalıştığı için bu araç LPG'ye uyum sağlıyor. Yani zamanla artık LPG uyumlu oluyor. Hani motorun kendi verilerine göre ateşleme sistemi LPG'yi daha rahat yakıyor. Benzinli geç yakıyor. Benzini geç yaktığından dolayı sürekli LPG'de çalıştırıyorsunuz. Artık LPG'ye uyum sağlıyor. Yani ateşleme sistemi LPG'ye uyum sağladığı için LPG'yi daha çabuk yaktığı için performans yüksek çıkabiliyor. Yani bu nedenle bunlarda benzinli araçlarda genelde LPG takıldığı zaman aşımı içinde LPG uyum sağlıyor. Ara sıra benzinle çalıştırmak mı gerekiyor? Yani nasıl yapmak tabii, gerekiyor? Ara sıra benzinle çalıştırırsan ne olur? Bu sefer motorun biraz daha ömrünü uzatır. Yani sürekli LPG'de takıldığı için LPG kurum yapıyor. Yani kuruma yaptığı için o yüzden performans düşüklüğü yaratabiliyor. Anladım. Ama bu düşüklük sadece motoru etkiliyor. Yani demek istediğim, benzinde çalıştığı zaman motorun ömrü uzar. Ama LPG'de çalıştığı zaman motorun ömrü kısalır. Peki performans düşüklüğü olur mu? Olmaz. Yok, çünkü LPG'de... Ben şu anda performans düşüklüğü yaşamıyorum. Tabii. Ya da az önce senin belirttiğin gibi, yani araç 200'ü görüyor. LPG'de rahat görüyor. Çünkü yakıtı daha rahat yaktığı için, tamam mı? Yakıtı daha rahat, yani çekişi daha iyi olduğu için LPG performans olarak yüksek verebiliyor. Çünkü LPG uyum sağlıyor. Arkadaşlar, yetkili arkadaşın belirttiği gibi az önce bir şey var. Bu performans beygir gücü testi değil de yüzdelik veriyi belirten bir performanslı. Tabii bu yüzdelik veren. Yani bu performansın bir de sırf beygir gücünü hesaplama yönelik olanı da varmış. Ben de bunu bilmiyorum. Aynen. Arkadaş söyledi şimdi. Bir de onda denemeniz lazım. Yani onda direkt beygir gücünü veriyor değil mi? Direkt beygir çıkıyor. Yani bu sadece motorun... Bu yüzde, yani yüzde verdiği... Yani 160, 170, 180 veriyor. Atıyorum motor yüzde öncesinde yüzde 60 kaç verdi? 66 mı verdi? Yüzde 66. Benzinde %66 verdi, LPG'de %86 verdi. Yani arada bayağı bir fark var yani. Çünkü bu neden oluyor? Çünkü araç benzini yakmıyor. Yakmadığı için düşük veriyor. Ama LPG'yi daha rahat yakıyor. Buralara alışık değiliz ama. Yetkili arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetten dolayı. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler bu arkadaşlar. Yeriz Ümraniye Tepe Üstü'nün arkadaşlar. Dino Auto Expertiz. Dino Expertiz olarak. Doktor Auto Expertiz'e bağlıyız. Yani bütün firmamız, 10 tane firmamız vardır. Hemen hemen İstanbul'un her yerinde vardır firmamız. Şubelerimiz. Buraya gelsin arkadaşlar, size dyno testi konusunda, motor inceleme konusunda yardımcı olurlar. Tabii A'dan Z'ye komple yürüyen aksamlar, süspansiyon, motor, performans testi, fren testi. Biz bugün dyno testi yaptırdık ama her türlü testi yapıyorlar arkadaşlar. Tabii arıza tespiti. Şaselerde ağrısı var mı, değişen var mı, lokal boya var mı, eziklerine, pisliklerine varana kadar iç dizaynlarına, kliması, iç aydınlatması, turbosu, alt şaseler, şaselerdeki değişim falan, kaynak izleri, rapor kartı, bütün hepsini raporluyoruz. Yani bir nevi check-up'tan geçiriyoruz orada komple. A'dan Z'ye. Müşteri yani burada içiniz rahat bir şekilde aracınızı alıp çıkabilirsiniz. Kısacası bu. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekilde oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.